İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi Özel İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. Ekrem İmamoğlu önceki günkü basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı. İmamoğlu'na şu soruyu yönelttim. İlan ettiğiniz değişim çağrısının taşıyıcısı kim olacak? Kendiniz aday olmadığınıza göre kurultayda herhangi bir adayı destekleyecek misiniz? Bu isim Özgür Özel mi? İmamoğlu açık konuştu. Kılıçdaroğlu'na dokundurarak CHP'nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır. İsmi geçtiği için söylüyorum. Biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır dedim. Haliyle gözler CHP grup başkanı Özele çevrildi. Özel 12 Haziran'da bu köşede sorumluluktan kaçmayacağım diyerek aday olmak istediğini açıklamıştı hem bu köşede hem de Sözcü TV'deki yayınlarda İmamoğlu Özel'in birlikteliğini AK Parti'nin kuruluş yıllarındaki Erdoğan Gül formülüne benzetmiştim. Özel, CHP Parti Meclisi'nde ve parlamento grubunda dikkate değer bir güce sahip. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın, eski MYK üyesi Veli Ağbaba'nın, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un ve yeni milletvekillerinden Gökçe Gökçe'nin Özel'e destek verdiği biliniyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs sonrası kurduğu MYK'da bile özel yanlıları var. Özel şu günlerde başta İstanbul olmak üzere ilçe kongrelerini takip ediyor. Büyük bir ihtimalle Eylül ayı başında ilçe kongreleri biter bitmez tutum belgesi yayınlayarak adaylığını ilan edecek. Önceki gün İmamoğlu'na Özel'i destekleyip desteklemeyeceğini sormuştum. Dün de Özel'e İmamoğlu'yla ortak hareket edip etmediklerini, emanetçi aday eleştirisini ve adaylığını ne zaman açıklayacağını sordum. İmamoğlu yönünü İBB'ye çevirdi. Ne düşünüyorsunuz? Beklediğim bir karardım. En çok İstanbullular memnun olmuştur. AKP'ye karşı kurulup başarılı olmuş en iyi ittifak örneği. İstanbul İttifakı. Bu ittifakı ancak İmamoğlu sürdürebilirdim. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demek geleceğe dönük önemli bir iddia. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir karar. Ekrem Başkan 3 karar birden verdi. Kendisi İstanbul ve Türkiye için doğru karar. Sizce bu kararı neden verdi? İstanbul'da üstlendiği yükümlülüğü yarım bırakmamak için bu kararı aldığını düşünüyorum. İstanbul'un AKP'ye bırakılması içine sinmemiştir. Hiçbirimizin içine sinmezdi. Birincisi bu. İkincisi İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan farklı bir şey. Alınması veya kaybedilmesi çağ açıp çağ kapatmak gibi. 2023 seçimini kaybettik ama İstanbul'u kaybedersek yenilgi tescillenecek. İstanbul'da başarı elde edilirse umutlar bir daha yeşerecek. Ekrem Başkan'ın Türkiye'nin geleceğine yönelik de tahayyülü var. 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konuşuluyor. O hedef açısından da İstanbul'u bir kez daha kazanmasının en önemli kilometre taşı olacağını düşünüyorum. İstanbul kazanıldığında İmamoğlu AKP'ye karşı üst üste dördüncü zaferini almış olacak. İstanbul'u üç kez kazanmış olacak. Biz de soracağız. İmamoğlu'nun sizi kaç kez yenmesi gerekiyor? İmamoğlu sizin için CHP'nin tarihini bilen ve sicili temiz evlatları var dedi. Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP'de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli. Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım ama en çok ismi geçenlerden biri olarak başkanın cevabını nezaketli buluyorum. Adaylığınızı ne zaman açıklayacaksınız? Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak. Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var. Bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Üzerimize düşeni yapacağız. Siz de İmamoğlu gibi aday değilim, yolculuğa çıktın mı diyorsunuz. Zaten bir yolculuktayız. 28 Mayıs'tan sonra partinin öz eleştiri yapması gerektiğini genel başkanımızla paylaşmıştım. Fikir ayrılığımız oldu. Genel başkanımız adına konuşan bazı arkadaşların meseleyi anlamadığını gördükten sonra yolculuk başladı. Biz insanlara Cumhuriyet'in 100. yılında iktidar olma sözümüzü tutamadık. Ciddi bir öz eleştiri sürecinin yürütülmesi gerektiğini düşünüyordum. Süreç doğru yürütülse benim bir yolculuğa çıkmaya niyetim de yenilginin sorumluluğuyla takatim de yoktu. Ama birilerinin hiçbir şey yokmuş gibi davrandığını ve bunun parçası olmanın seçimi kaybetmekten daha ağır bir sorumluluk olduğunu hissettiğim için ben de duygusal kopuş yaşadım. Şu andaki pozisyonum bu. Hiçbir şey olmamış gibi davranmayıp hissettiğim sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Tutum belgesi hazırlığında olduğunuzu duydum. Bu nedir? Tek başıma yaptığım bir çalışma değil. Anonim çalışmamız var. Sebeplere, tespitlere, sonuçlara ve önerilere dair aklına, zihnine, kalbine güvendiğim arkadaşlarımla üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde paylaşacağız. İmamoğlu ile birlikte mi hareket ediyorsunuz? Erdoğan ve Gül birlikteliğine benzeyen bir ilişki mi aranızdaki? Böyle benzetmelerden tüylerim diken diken oluyor. Her şeyi bırakıp kaçasım geliyor. Benim benzetilmeyi en son istediğim iki isim bu ikisi. Ama İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var. Sadece Ekrem Bey ile değil, 5 CHP'linin 4'ü ile benzer duygulardayız. CHP'de değişim ve dönüşüm olacaksam ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz. İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız? İmamoğlu ile aramızda şu güne kadar ben durayım, bugünden sonra sen dur gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. CHP'nin genel başkanlığı Atatürk'ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması sonra Türkiye'yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka bir şey. Bu görevi bir süreliğine tutup sonra devretmek başka. Emanet Atatürk'e ait. Şu anda Kemal Bey'de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk'e karşı hissederiz. Grup başkanlığına devam edecek misiniz? Seçimden önce herkes bir pozisyona talep açarken bense grup başkanlığını istedim. Yarışmak istedim ama aday çıkmadım. Yıllardır emek verdiğim pozisyonu birileri istiyor diye tartışmaya açacak değilim. CHP'nin üstünde haksız bir cam tavan var. Yüzde 25lik. Onu tuzla buz etmeye talibim. Benim meselem Türkiye'de 4 kişiden 3'ünün oyunu alamamaya dair. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacak bir adayın belirlenmesinde üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.